merhabalar. Ben Ayşe. 26 yaşındayım. Matematik öğretmeniyim. Öğretmen arkadaşlarım size başvurmamı söylediler. Aslanım, ben koruyucu meleğimi arıyorum. Çocukluğum yurtta geçti. İki kere ailemi kaybettim. Bu süreçte sürekli mektuplar aldım. Sürekli mektuplarıyla yanımda olan, bana destek olan, hayata tutunmamı sağlayan birisi var. Kim olduğunu bilmiyorum. Onun hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum. Benim koruyucu meleğime bir teşekkür borcum var. Hayatta birinin arkanızda olduğunu hissetmeniz, bir çift eli omuzlarınızda hissetmeniz çok güzel bir duygudur. İnsana güven verir. Öyle bir güven verir ki aldığınız hiçbir kararı sorgulamazsınız. Şimdi sizleri Ayşe Hanım'la tanıştıracağım. Kendisi işte tam da o bir çift eli omuzlarında hisseden ve bizim programımıza o bir çift eli aramaya gelmiş birisi. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk Aslan. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok şıksın bu arada. Teşekkür ederim, siz de. Saçlarının rengine de bayıldım. Çok sağ olun. Peki Ayşe, programımıza başvurmuşsun. Hikayen beni etkiledi. Seyircilerimiz de duysun istiyorum. Kimden ve neden bir şans istiyorsun? Gerçekten çok mutlu bir aileydik. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Annem vefat ederken en son yanında ben vardım annemin. Eli başımdaydı. Babanı hiç üzme olur mu dedi. Beni geri vermesini istemezdim. Yurda geri bırakıldıktan sonra bana mektuplar gelmeye başladı. Beni tek ayakta tutan şey bu mektuplar oldu. Bu mektupların sahibini bulmak istiyorum. Bana onu bulmanızı istiyorum Aslanım. Aslanım ben yıllardır böyle birçok mektup aldım. Ben size mektuplarda beni en etkileyenleri getirdim. Yani bu mektupları yazan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Ben ona koruyucu meleğim diyorum. Koruyucu meleğim diyorum çünkü ben çocuk esirgeme yurdunda büyümüş bir kızım. Yani hep yanımda oldu. Maddi manevi hep bana destek oldu. Bundan dolayı da ben ona koruyucu meleğim ismini taktım. Onu tanımıyorum. Bunun için ondan bir şans istiyorum. Koruyucu meleğim diyorsun. Mektuplar yolladı sana. Evet. Ama hiç görmedin daha önce. Sadece mektupları mı var elinde? Evet, mektupları var. Yani birçok mektup var aslında. Peki yani... o getirdiği mektuplar, o kişinin yazdığı mektuplar mı? Evet, yani hep aynı kişi ama tabii ben kim olduğunu bilmiyorum. Yani onu bulmak istiyorum. Peki, biraz bana kendini anlatır mısın? Biraz başa dönelim mesela. Ailen nerede? Neden çocuk esirgeme evinde büyüdün? Ben iki kere ailemi kaybettim. Yani normal bir süreç yaşamadım bu yaşıma kadar. Ve bu çocukluk travmaları olarak çok şey kaldı bende. Çünkü iki kere kaybettim diyorum. İki kere kaybettim ne demek? Hani bir anne baban vardı. Evet. Nasıl iki kere kaybettin? Ben biyolojik ailemi 2 yaşımdayken kaybetmişim. Yani 2 yaşında olduğum için onların hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorsun onları. Hayır, bilmiyorum. Trafik kazasında vefat etmişler. Bana da kimse bakmak istememişti anlıyorum. Yani çocuk esirgeme kurumuna gittiğime göre. Kim bırakmış seni çocuk esirgeme kurumuna? Ya bilmiyorum çünkü ben akrabalarıma aslında ulaştım ama akrabalarım da bana hiçbir yanıt vermediler. Hani ailem hakkında bir şeyler öğrenmek için onları aslında buldum.
Bilmiyorum, onlar da beni istemiyordu galiba. Annen baban aynı anda bir trafik kazasında vefat ediyor. Başın sağ olsun bu arada. Sağ olun. Ve sonra seni birisi çocuk esirgeme kurumuna bırakıyor. Buraya kadar doğruyum değil mi? Evet. Peki o bırakan kişiyi bilmiyoruz. Bize zaten yurtta bunların hakkında pek bir şey söylemezler. Yani biz erişkin olduktan sonra birçok şeyi kendimiz araştırıp bulmaya çalışırız. Nasıl bir yer orası? Orası nasıl bir yer? Orada tüm çocuklar aynı şartlarda herhalde. Aynı şartlarda olduğumuz tek yer orasıdır diye düşünüyorum. Çünkü hepimize eşit davranılıyor. Çünkü hepimizin hikayesi aynı aslında. Anne baba yokluğunu çok hissediyorsunuz. Yani hep yani evet bir sürü arkadaşın oluyor ama bu okulda da olabilirdi. Ama tüm yaşantım boyunca devamlı aynı yaşında ya da senden daha büyük insanlarla yaşamak bir anne baba özlemi çok zor. Orada yalnız değilim duygusunu yaşıyorsun aslında değil mi? Hani çocuk esirgeme kurumunda bir sürü genç kızımız var, oğlumuz var ve orada insanlar aynı hikayeyi paylaştığı için bir nebze olsun biraz daha iyi hissedebiliyor belki kendini. Evet. Yani ben yalnız değilim duygusunu yaşıyor. Belki bu o noktada sana iyi gelmiş olabilir. Ya evet. Bu kadar kötü giden her şeyin içinde orada bir tek onu bilebilmek bile insana iyi gelmiş olabilir. Birbirimize o anlamda zaten tüm çocuklar daha merhametli davranır, daha iyi davranır. Çünkü hepimiz birbirinden farklı hikayelerle oraya düştüğümüz için zor bir yaşantı. İkinci ailem, beni 4 yaşındayken koruyucu ailem yurttan aldılar. Daha sonra tekrardan yurda geldim. Yani iki kere kaybetmemin aslında sebebi. Alan aile seni tekrar yurda geri mi bıraktı? Evet. Nasıl oldu? Biraz oraları anlatır mısın? Yani çok zor bir şey iki kere kayıp yaşamışsın. Ya evet, ya tam bir ailem oldu. Derken, tam belki düzenli bir hayatım, bir yuvam, sıcak bir sevgi. Değil mi? En büyük ihtiyacım bu hayatta. Evet, çünkü ben yani çok, yani bebekken gittiğim için çocuk esirgeme yurduna bir anne baba hiçbir bilmiyordum yani, tanımıyordum. Kemal baba ve Nihal anne benim öz annem ve babam gibiydiler. Çünkü ben onlardan başkasını tanımadım. Hatırlamıyorsun. Tanımadım, bilmiyorum çünkü 2 yaşındaydım. Bundan dolayı da onları kaybetmek, tekrardan onlardan uzak düşmek ya çok büyük bir travma oldu bana. Ben bu yüzden şu an insanlara güvenemiyorum mesela. Güvenli bağlanma korkum var. Yani çünkü hayatımda hep birileri bir varmış, bir yokmuş, bir varmış, bir yokmuş gibi oldu. Yani bu mektupları getirmemin sebebi size yine biri var ama kim yani bari o ortaya çıksın. Yurda geri bırakıldıktan sonra bana mektuplar gelmeye başladı. İlk mektubu 10 yaşındayken aldım ben. İlk mektubu 10 yaşındayken aldım. Evet. O günü hiç unutmuyorum. Karne günüydü. İşte yurttaki annelerimiz böyle karnesi iyi olanlara veya kötü olanlara hiç ayırmazdı yani. Böyle çikolatalar, bisküviler, kekler falan dağıtıyorlardı. Onun yanında bir de mektup verdiler bana. Ama açık bir şekilde verdiler yani. Bakabilir miyim ona? Tabii tabii, buyurun. Sonra ne oldu? Daha sonrasında mektubu okudum. Biraz korktum yani benim kimsem yok. Kim yolladı bunu yani, merak ettim. Evet mi? Yani bunu kim yolladı, kimim kimsem yok çünkü ne olduğunu da bilmiyorum. İsim yok, hiçbir şey yok. Okuduğumda yalnız olmadığımı hissettim. Aa dedim ya birileri beni düşünüyor galiba ya da birilerinin dikkatini çekmişim dedim herhalde dedim. Yani bilmiyorum o an çocuktum zaten. Yani ilk mektubum da oyun gibi geldi. Acaba hatta dedim ki karne günü acaba birisi beni mutlu etmeye falan mı çalışıyor diye düşündüm. Peki okuyalım mı ilk mektubu? Ayşe'nin yaşamını değiştiren mektupların ilkini okuyorum şimdi size. Sevgili Ayşe. Sen bu satırları okurken kim bilir nerede olacağımı bilmiyorum. Ama senin karneni aldığını tahmin ediyorum. Umarım derslerin iyidir. Kendini yalnız hissetmeni istemiyorum. Sana uzun zamandır mektup yazmak istiyordum. Ama yazamadım, kusura bakma.
Seni uzun zamandır tanıyan biri o zaman bu. Bir şeylerin yoluna girmesini bekledim. Ne olduğunu sana zamanla anlatırım. Benim kim olduğumu merak edeceksin, biliyorum. Ama senden ricam bunu hiç düşünmemen ve sorgulamaman. Senin yapman gereken tek şey derslerine odaklanman. Öğretmenlerinin sözünden çıkmaman ve kötü arkadaşlıklardan, kötü insanlardan uzak durman. Orada kimse sana zarar vermez. O zaman bu yurt ortamını da aslında tanıyan biri, seni bilen biri. Değil mi? Yani evet, sanırım. Zaman zaman karamsarlığa kapılıp sıkılacaksın. Oldu mu hiç böyle zamanların? Olmaz mı? Çok oldu. Ama unutma ki herkes sıkılır. Bu sana özgü bir duygu değildir. Her sıkıldığında kütüphaneden bir kitap al ve oku. Okumak bir insanın kendisine yapacağı en büyük iyiliktir. Elimden geldiğince sana mektup yazıp yollayacağım. Umarım bir gün seninle tanışırız. Ama bunun için biraz beklemen gerek. Sevgiyle kal. Çok sıcak bir mektup. Evet. İnsana kendini çok güvende hissettiren bir mektup. Evet, fazlasıyla. Bunu yazan kişiyle ilgili bir düşüncem var benim. Bilmiyorum, sen de öyle hissettin mi? Bir babanın, bir annenin önerileri, bir babanın, bir annenin evladına yaptığı nasihatler gibi geldi bu mektup bana. Herhalde sen de o yüzden korucu meleğim dedin, değil mi? Evet. Ben bir su alabilirim. Tabii ki. Aleyna, su alabilir miyiz? Teşekkürler Aleyna'cığım. Mektuplar sana ne kadar sıklıkla geliyordu Ayşe? Aslanım, bana bu mektuplar bazen 2 ayda bir ya da 3 ayda bir geliyordu. Yani yılda 4-5 kere mektup alıyordum ben. Peki hiç bir tahminin var mı? Ya şu kişi olabilir. Aslanım, düşünüyorum ama hiç böyle bir tahmin ettiğin biri var mı? Aslanım, aslında bir tane mektubunda kendinden bahsetti mi tam bilmiyorum, yani cümle içinde kullanmış ama hiçbir mektubuna benzemiyordu. Bilmiyorum yani, bir kelime var. Ben okuyabilir miyiz o mektubu? Düşündüm ama. Şunu şöyle koyalım. Bu ikinci mektubumu sana yolladı. Evet. Tamam. Sevgili Ayşe, bu sene hem 18 yaşına giriyorsun hem de liseyi bitiriyorsun. Senin adına çok mutluyum. Ben Mesut'um. Ha, buradan mı çıkardın isminin Mesut olduğunu? Yani ben Mesut'um. Acaba mı dedim? Ben Mesut'um mu? Hani mutluyum anlamında mı acaba? 18 yaşına girdiğin gün bir şey yapmanı rica ediyorum. Okuldan çıktıktan sonra sana en yakın banka şubesine gitmeni ve orada kendine bir banka hesabı açtırmanı istiyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum diye düşünme. Senden sadece bunu rica ediyorum. Yaptın mı? Evet, yaptım. Bankada hesabını açtıktan sonra lütfen aşağıda yazan telefon numarasına banka hesap bilgilerimi ver. Eğer o numarayı ararsan telefonu kimse açmayacak. Okuldaki eğitimlerin bittiği için yeni eğitimler alman gerekiyor. Kendini hayatın zor koşullarına karşı donanımlı bir hale getirmen gerekiyor. Gerçekten tam bir koruyucu melek. Ben sana her zaman destek olacağımı söylemiştim ve Allah izin verirse de olmaya devam edeceğim. Banka hesabında biriktirdiğim bir miktar parayı yatırmak istiyorum. Senin de bu parayla bilgisayar eğitimi almanı istiyorum. Aldın mı o eğitimi? Evet, aldım. Kendine yeni kitaplar edinmeni istiyorum. Bunları benim için yaparsan çok mutlu olurum. Banka hesap bilgilerini sakın kimseyle paylaşma. Bunu olabildiğince herkesten gizle, tamam mı güçlü kızım? Bir telefon numarası paylaşmış burada ve hoşça kal demiş. Aradın mı o numarayı?
defalarca aradım. Çok aradım. Ben de olsam ben de arardım herhalde. Çok aradım. Arama dedi yani. Ve kimse açmadı muhtemelen. Hayır, açmadı. Zaten belli bir zaman sonra bu numara kullanılmıyor demeye başladı. Sadece mesaj attım. Hı hı. Banka hesabı açtırdıktan sonra. Daha sonrasında ATM'ye gittiğimde çok yüklü bir miktarda para yattığını gördüm. Ne kadar bir paraydı, hatırlıyor musun? Yani yanlış hatırlamıyorsam 50 bin lira kadardı. 50 bin lira ama tabii ne zamandı o? Haziran 2016. 2016 evet. Yılında 50 bin TL bugün iyi bir araba alacak bir para gibi bir şey herhalde, değil mi? Çok yüklü bir miktardı. Bilgisayar eğitimi aldım, dil eğitimi aldım. Birçok eğitimimde kullandım o parayı. Hiç sözünden çıkmadın o zaman bu kişinin. Evet, çünkü o bana güvenip yani para yatırdı ve üzerine hep mektuplarıyla bana yine destek oldu. Ben de onun dediği her şeyi yaptım. Göremedin mi? İsim soy isim orada yazmıyor muydu? Hani kim olduğunu oradan belki ipucu çıkarabilirdin. Aslanım, bankaya gittiğimde defalarca sordum. Yani kimden geldiği görünmüyor mu? Hani evet. Bana bunu kim yollamış diye. Fakat dediler ki bir ATM'den yatırılmış bir para. Kim olduğu belli değil dediler. Ha, orada görünmüyordu. O yüzden evet. De bir şey yakalayamadın o durumda. Yakalayamadım. Peki sen bu mektupları yollayan kişinin aslında koruyucu baban olduğunu düşünüyorsun. Senin tahminlerin bu yönde. Yani evet, pişman olduğunu düşünüyorum. Pişman oldu ve seni yeniden kazanmak istiyor diye düşündün. Evet. Peki onlardan bana biraz bahseder misin? Yani koruyucu baban nerede? Seni oradan nasıl aldılar? Nasıl geri bıraktılar? Neler oldu o süreçte? Bana biraz anlatır mısın? Aslanım, ben 4 yaşındayken çocuk esirgeme yurdundan beni koruyucu ailem aldı. Hatta ya beni ilk yurda almaya geldikleri günü hatırlıyorum. Ellerimde oyuncak vardı. Yani o çok bambaşka bir duyguydu. Yani ilk defa anne baba... Hissiyatını yaşadın aslında, değil mi? Evet, yaşadım. Yani çok mutlu oldum. Çünkü kendi biyolojik anne babamı hiç tanıyamadığım için. Seni orada karşılamaya geldiler ya, böyle insanın zihninde bir fotoğraf karesi gibi bir an kalmıştır. O sende hangi an? O oyuncağı senin için bir oyuncak alıp gelmeleri, seni düşünmeleri miydi? Onu bana evet. Biraz anlatır mısın orayı? Ellerinde oyuncakla gelmişlerdi. Daha sonrasında ikisi de beni kucakladı. Yani onu hiç unutamıyorum. Yani yere çöktüler ve ben koşmuştum onlara. Onu çok iyi hatırlıyorum. Koştum, sarıldım ikisine de. Sonra el ele tutuştum. Yani yurda geriye dönüp baktığımda oraya tekrar geleceğimi hiç düşünmemiştim. Hani tekrar gelmem diye düşünmüştüm. Çünkü ailemle o kadar mutlu olmuşum ki ilk sarıldığımda o sıcaklığı hissetmiştim. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Buraya geldiğimde bunları konuşacağım biliyordum yani. Tutarım kendimi, ağlamam diye düşünüyordum ama çocukken yaşadığınız şeyler çok acı olabiliyor. Yani yaşınız kaç olursa olsun bunları tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Uzun bir zaman geçmiş olsa da tekrarlıyorsunuz kesin. Teşekkür ederim. İlk odama girdiğim anı hatırlıyorum. Yani benim için o kadar güzel döşemişler ki. Yani tek başıma bir odada kalacak olmak, o odamın benim odam olması, bunlar çok değerli şeyler. Yani çocuk esirgemede doğmuş, büyümüş bir insan için çok çok değerli şeyler. Kendine ait oyuncakların olması, hani sana değer verilmiş, sana alınmış.
Oradaki en güzel his aslında biri beni düşünüyor, biri beni seviyor ve biri benim için, birileri benim için bir şeyler yapıyor duygusu, değil mi? Düşünülüyorum, seviliyorum, birileri tarafından sahip çıkılıyorum, bir anne babam var artık. Bunlar çok başka şeylerdi. Bu kadar duygu yoğunluğu yaşıyorsun, çok normal. Ben sorarken çekinerek soruyorum. Ne olur kusura bakma sana bunları yeniden hatırlattığım için ama merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum. Sonra ne oldu? Biz gerçekten çok mutlu bir aileydik. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Kemal babam beni kızımdan ayırmazdı. Annem hep üzerime düşerdi. Her zaman yanımdalardı. Ama annem... Annene bir şey mi oldu? Evet, annem kanserdi ve vefat etti. Sen koruyucu anneni kaybettin. Evet, koruyucu annemi kaybettim. Tekrardan başın sağ olsun Ayşe. Peki, annenin ölümü nasıl oldu? Aslında zaten annem 6 ay içinde vefat etti benim. Saçları döküldü. Böyle gözümüzün önünde eriyip gitti. Yani serumlar alırdı. Çok ağrısı vardı. Rahim kanseriydi benim annem. Rahmi alınmış ama kanser vücudunda yayılmış. Yani hiçbir şey çözüm olmadı. Hastanelerde de yattım. Ben hastaneden okula gittiğimi biliyorum. Okuldan hastaneye gittiğimi biliyorum. Gerçekten mi? Evet, yani eve uğrayamaz olmuştuk. Babam ve ben hep başındaydık annemin. Babam hep anneme, hayatım her şey düzelecek. Kızımız da yine eski günlerdeki gibi mutlu olacağız. Üzülme, her şey düzelecek. Hep böyle konuşurdu ama babam biraz böyle çekingen bir adamdı. Hani erkekler güzel söz söylerken utanır mı bilmiyorum ama ben bunları söylediğinde böyle kapıdan duyduğumda falan içeriye girmemeye çalışırdım. Ah. Rahat rahat söylesin, ah, annem mutlu olsun diye. Ya da uyurken falan duyduğum zaman uyuyor numarası falan yapardım. Çünkü annemin durumunun çok kötü olduğunu farkındaydım. Annemin en son gördüğü kişi bendim vefat ederken. Bana canım kızım seni çok seviyorum. Babanı hiç üzme olur mu dedi. Yani diyorum yani babamla bizi birbirimize emanet etmişsin diye. Annem yaşasaydı eminim tekrardan yurda gitmemi istemezdi. Babamla kalmamı ister diye düşünüyorum. O an hiç unutamıyorum. Yani eli başımdaydı. Eli başımdan düştü. Hemşireler geldi, beni odadan çıkarttılar. Babamın odadan çıkıp duvara yaslanıp diz çöküp ağladığını yani uzaktan izledim koridorda. Yani gördüm onun o halini. Ve en sonunda birbirimize sarılıp ağlıyorduk. Hatırladığım bu yani. Peki baban? Koruyucu baban? O hayattaydı. Evet hayattaydı ama koruyucu babam bilmiyorum ya darmadağın oldu. Yani psikolojisi kaldırmadı sanırım. Yani o psikolojiyle de bana bakamayacağını düşünmüş olabilir. Yani öyle düşünmüş muhtemelen geri verdiğine göre ama. Yani ben ona en son şey dediğimi hatırlıyorum. Baba hiç yaramazlık yapmam, seni üzmem dediğimi hatırlıyorum yani ama. Sanırım o... Kendine güvenememiş olabilir çünkü annemin vefatıyla darmadağın oldu. Ne dedin? Beni bırakma mı dedin?
Beni bırakma dedim yani. Ben tekrar gitmek istemiyordum çünkü oraya. Ben babamı da seviyordum. Babamla kalabilirdim. Mehmet annemi çok seviyordum ama biz bunun üstesinden gelebilirdik. Annem vefat ederken en son yanında ben vardım annemin. Ve bizi birbirimize emanet etmişti babamla. Babanı hiç üzme kızım, olur mu dedi. Ayşe, ben yaramazlık yapmam bir çocuk için çok zor bir şey bu ya. Kusura bakma. Evet, yani ben o yaşlarda ikna cümlesi nedir bilmiyorum ama... yani beni geri vermesini istemezdim. Tekrar geri dönmek istemezdim. Çünkü sürekli kayıplar yaşadım. Yani bu şekilde hep devam etti. Nasıl götürdü seni baban oraya? Elinden tuttu ve seni tekrar oraya götüreceğim diyerek götürdü. Anne vefat ettikten sonra 2-3 ay kadar falan yaşadık beraber. Ve sonrasında ben seni kısa bir süreliğine bir yere götüreceğim Ayşe dedi. Ben anlamıştım. Anladın mı? Anladım. Ben onu aslında toparlamak istemiştim. Yani birbirimize ilaç oluruz sanmıştım. Evet, ama o beni bıraktı. Tekrar başın sağ olsun. Çok büyük bir travma. Çok ikinci bir kayıp. Senin için çok zor olmuştur. Nasıl mücadele ettin bu güçlüklerle? Nasıl mücadele ettin bu kayıplarla? Aslanım ben... evet, çok kötü şeyler yaşadım. Yani masal gibi de bir varmış, bir yokmuş, bir ailem varmış, yoklarmış, tekrar var olmuşlar, yine yok olmuşlar. Yani hep böyle her şey oyun gibiydi ama yani oyun olmayacak kadar da gerçekti ve çok acıydı. Yani çok çok acıydı. Babamı bırakmak çok acıydı. Yani benim bu... durumda yaşadıklarımdan sonra tek ayakta tutan şey bu mektuplar oldu. Ya en azından bu mektupların sahibini bulmak istiyorum. Bu mektuplar aslında seni hayata geri döndüren mektuplar olmuş. Diğer mektubu da okuyabilir miyiz? Tabii, buyurun. Sevgili Ayşe, umarım derslerin iyi gidiyordur. Umarım geleceğini planlamaya başlamışsındır. Büyüyünce ne olmak istiyorsun bilmiyorum ama ben senin hep arkanda olacağım. Keşke bana ne olmak istediğini söyleyebilseydin. Biliyorum bana mektup yazmak istiyorsun ama hiçbir adres bulamıyorsun. Öyle miydi gerçekten? Cevap yazmak istiyor muydun? Mektup yazmak istiyor muydun? Evet, yazmak istiyordum ya. Ya en azından bir teşekkür etmek isterdim yani ama... Bu konuda hiç merak etme. Bir gün bunların hepsinin cevabını bulacaksın. Ben senin güçlü bir kız olduğunu biliyorum. Yurda döndüğün günü hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Senin yurda döndüğün günü biliyor. Evet. Bunu bir tek... aslında koruyucu babam biliyor diye evet, biliyoruz yani, değil mi? Evet, yani ben de ondan şüpheleniyorum zaten. O gün için keşke bir şey yapabilseydim diyorum ama yapamazdım. Senin bu konuyu geceleri sık sık düşündüğünü biliyorum ve unutmanı istiyorum. Artık odaklanman gereken şey geleceğin. Senin güçlü bir kız olacağın gözlerindeki bakıştan belli. Yani bu gerçekten senin yanında, seni tanıyan, seni bilen biri gibi geliyor bana. Değil mi? Evet. Seni bu dünyada yıkabilecek hiçbir şey yok. Bunu unutma. Senin bir damla gözyaşın arşı titretir. Biz bugün Şahin abinle biraz seni konuştuk. Şahin abi diye biri çıktı buradan. Evet, tanıyor musun? Yani bazı mektuplarında da ismi var aslanım ama arkadaşı falandır diye düşünüyorum yani, bilmiyorum. Sen öyle birini hiç bilmiyorsun. Hayır hayır, tanımıyorum. Tamam. Senin öğretmen olmanı çok istiyorum. O da ben de bir gün her şey düzene girecekse o da öğretmenler sayesinde olacak diyoruz. Sen o yüzden mi öğretmen oldun? Evet. Ya, öğretmen olmamı çok istiyordu çünkü. Sürekli mektuplarında oku Ayşe, çalış Ayşe, eğitim al Ayşe. Hani hiç, yani hep kendimi geliştirmemi istiyordu. Ve bu yüzden öğretmenlik okudum ve öğretmen oldum. Evet. Tebrik ediyorum seni gerçekten.
eğitimin bu hayattaki en önemli şeylerden birisi olduğunu unutma. Seni yetiştiren, sana bir kelime dahi öğreten herkes senin öğretmenindir. Sana doğru yolu gösterecek olan okuldaki ve yurttaki öğretmenlerindir. Sen de büyüdüğünde öğretmen olursan, sen de bir sürü kişiye doğru yolu gösterebilirsin. Yaşadıklarının bir daha yaşanmaması için yeni bir nesil inşa edebilirsin. Hoşça kal. Yani tanımadığım bir insan niye beni bu kadar düşünsün, niye bana bu kadar emek versin, tutsun sürekli mektuplar yazsın, bana öğütler versin, kızı gibi davransın. Yani ne bileyim, yani ya bir kardeşin ya bir kızındır bu kadar ilgileniyorsan diye düşünüyorum. Bu kadar iyi insanlar var kaldı mı diye, var bilmiyorum. Mı diye düşünüyorsun değil mi? Evet. Belki de vardır. Peki Ayşe, hiç elinde böyle bir adres, ne bileyim ufacık da olsa bir bilgi, bir ipucu hiç yok mu? Aslanım, aslında bu son getirdiğim mektupta bir adres var. Bu adreste birine ulaştım. Ya. Ama bu koruyucu meleğim değildi. Yani isterseniz... Kimdi o, bakabilir miyim? Bir okuyabiliriz değil mi bunu? Tabii. Sevgili Ayşe, Ayşe'cim. Bu sana yazdığım son mektup mu olur bilmiyorum ama senden bir şey daha yapmanı rica ediyorum. Mektubun altında bir adres göreceksin. O adrese gidip Tuncel Bey'e kendini tanıtmanı istiyorum. Tuncel Bey benim yakından tanıdığım birisi. Sana bir şey verecek. O aldığın şey senin için çok değerli olacak diye tahmin ediyorum. Sana olan hediyemi üniversite hediyesi olarak düşünebilirsin. Sana bir hediye verdi o zaman. Evet, ben o zaman 19 yaşındaydım. Üniversite sınavına girdim. Sonuçlarını bekliyordum gerçekten. Ama bana nasıl güvendiyse daha benim sonuçlarım, herhangi bir şeyim gelmeden ya bana gerçekten çok güzel bir hediye verdi. Ben söylediği adrese gittim. Oraya gittiğimde Tuncel Bey'le tanıştım. Mektupta ismi geçen. Kimmiş Tuncel Bey? Emlakçı. Emlakçı? Emlakçı, evet. Kendisi çok da bilgi vermedi bana. Sadece bir ev anahtarı verdi. Bu saatten sonra dedi, bu evde yaşayabilirsin dedi bana. Sana ev mi hediye etmiş? Evet, ben Tuncel Bey'e çok yalvardım. Dedim, lütfen bana bir şey söyleyin, kim olduğunu söyleyin. Ama hiçbir şey söylemedi. Sadece dedi ki, kızım bundan sonra bir şey olursa bana haber ver. Bundan sonra ben yanındayım. Bir şey olduğunda beni ara dedi ama fazlasını söylemedi. Yani koruyucu meleğime artık ulaşmak istiyorum ben aslanım. Yani bana bu kadar destek oldu. Yıllardır hep yanımda. Sen de onun hiç yüzünü yere eğdirmemişsin hayatın boyunca. Her dediğini yapmışsın. Yani benden vazgeçsin istemedim. Yani beni hep gördüğünü düşündüm çünkü. Güzel, güzel bir nokta. Yani evet. Ben onun bütün dediklerini yaparsam onu kaybetmem. Evet, hep bana aslında tekrardan mektup yazar, bir şeyler söyler, yine öğütler verir. Benim hayatımla yine bir ışık tutar. Bana yol gösterecek kimse yoktu ve o hep yanımda oldu. Hep sözünü tuttum. O da beni hiç yarı yolda bırakmadı ama sonra mektuplar azalmaya başladı. Yani aslında en son noktada gelmemin sebebi o. Yılda bir defa gelmeye başladı mektuplar. Daha sonrasında da kesildi. Şimdi burada olsa ne derdin? Şimdi burada olsa herhalde sadece sarılabilirdim. Hiçbir şey söyleyemezdim. Yani çünkü kim olduğunu bilmiyorum ama bende maneviyatı çok çok büyük. Yani çok çok büyük bir minnet borcum var. Çok, yani teşekkür çok az kalır onun yanında. Değil mi? Yani teşekkür etmek hiçbir şey. O yüzden bana onu bulmanızı istiyorum aslanım. Ben bu mektupları senden alabilir miyim? Tabii. Ödünç alacağım, geri vereceğim. Arkadaşlarımız zaten araştırmaya başladılar. Sen beni istersen şans masasında bekle. Ben bu mektupların kimin tarafından geldiğini, koruyucu ailen tarafından mı, koruyucu baban tarafından mı geldiğini yoksa başka birisi mi? Bunları inşallah bu bilgileri netleştirip senin yanına geleceğim. Tamam, çok teşekkür ederim. İnşallah güzel haberlerle geleceğim. Çok sağ olun aslanım.
Aslanım. Serkan'cığım, haberler sende. Şimdi biz Tuncay Bey'in bilgilerine ulaştık. Ancak kendisi ne yazık ki vefat etmiş. Ayşe Hanım'ın da bahsettiği gibi. Kendisinin eşi de vefat ediyor. Ancak biz çocuklarına ulaştık. Hatta bize çok enteresan bilgiler verdiler. Neymiş o bilgiler? Şimdi şöyle, ev aslında Ayşe Hanım'ın bahsettiği ev Tuncay Bey'inmiş. Ve 2017 yılında o ev ömür boyu kalacak şekilde kiralanmış. Biz aslında Tuncay Bey'in oğlu Erol Bey'le konuştuk. Erol Bey bunları anlattı. Tamam. Dedi ki Ayşe Hanım istediği sürece o evde kalabilir. Hatta kendisine herhangi bir şeye ihtiyacı olursa hemen ona koşacaksınız gibi bir vasiyet de bırakıyor. Ve hatta ya bize Erol Bey çok enteresan şeyler de söyledi. Size bir numara vereceğim dedi. Siz o numarayı aradığınızda aslında Ayşe Hanım'la ilgili ve bütün bu ev süreçleriyle ilgili aradığınız bütün soruların yanıtını bulacaksınız. Harika dedi. Numara var elimizde numara artık. Numara elimizde tamam. Hatta biz numarayı aradık ve telefona Şahin Bey diye biri çıktı. Kimmiş Şahin Bey? Şahin Bey aslında. Aa, bu mektuptaki Şahin Bey mi acaba? Aynen, biz de hemen şüphelenmiştik ve kendisiyle de görüşünce mektuplarda Ayşe Hanım da bize bahsettiği kişiyle aynı kişi olduğunu anladık. Ve Şahin Bey'le görüşmeyi gerçekleştirdik. Programa başvuranın Ayşe Hanım'ın kendisi de olduğunu biliyor. Ve ona yardımcı olmak benim boynumun borcu dedi. Harika. O yüzden seve seve yardımcı olmayı harika kabul etti. Tamam. Kendisine gelecek mi? Geliyor. Hatta şu an yanlış bilmiyorsam arabamız kendisini almış da olabilir. Tamam. Buraya doğru geliyor. Benim de aslında Ayşe için bir emanetim var. O emaneti hocam vermem ve onunla ilgili aslında son görevimi yerine getirmek istiyorum izniniz olursa dedim. Son görevimi. Aynen. Biz de hani buraya geldiğinizde daha detaylı konuşuruz ama tabii ki bir emanetiniz varsa seve seve de paylaşabilirsiniz. Neymiş dedik bakalım emanet. Tamam Serkan'cığım. Şimdi kendisi geliyor zaten, gelmek üzeredir. Ben de şimdi gidip onu karşılayacağım. Karşılayacaksın. Aynen. Tamam. Teşekkür ediyorum Serkan. Çok sağ ol. Bakalım emanet neymiş? Ben de çok merak ediyorum. İnşallah Şahin Bey'in gelişiyle Ayşe'nin kafasındaki bütün soru işaretleri bir bir açıklığa kavuşur. Streslisin. Evet, çok. Gerginsin birazcık normal olarak. Evet, biz senin verdiğin bilgilerden birine ulaştık. Ama bu koruyucu meleğin mi bilmiyorum. Şahin Bey diye birinin adı geçiyordu mektuplarda. Evet. Biz kendisine ulaştık. Ben umuyorum ki senin kafandaki bütün soru işaretlerini kendisi çözümleyecek. Hoş geldiniz Şahin Bey. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Zaten siz çağırmasaydınız bugün yarın ben Ayşe öğretmenimizin evine bizzat gidecektim. Siz beni nereden tanıyorsunuz? Şimdi size her şeyi anlatacağım. İsterseniz şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Siz sorun. Tamam. Ben anlatayım. Hem bu şekilde daha iyi anlatırız. Ayşe'nin kafası çok karışık. Ayşe öğretmen düzenli olarak mektup aldığını, bir koruyucu meleği olduğunu söyledi. Biz de size ulaştık. Sizin bugünkü burada varlığınız bizim için çok kıymetli. Çok fazla sorusu var Ayşe öğretmenin. Ben sizi biraz baş başa bırakmak istiyorum. Konuşun lütfen Ayşe'cim, sen de sakin ol. Sor bütün soracaklarını. Aslanım çok şaşkınım çünkü... Beklemiyordun değil mi böyle bir... Evet, beklediğim bir şey değildi. Ben hep koruyucu babamdan şüpheleniyordum ama... böyle asker arkadaşı var mıydı bilmiyorum. Yani girdiği andan itibaren çok şaşırdım. Sizi bizzat ben hiç tanımıyorum. Ama sizi yakından tanıyan bir kardeşim vardı. Siz bana onun emanetisiniz. Evet, kimdir o? Mesut. Mesut benim canım, ciğerim, kardeşim. Kendisi silah arkadaşım. Ben Mesut kardeşimle 2009 yılında tanıştım. Kendisi yetiştirme yurdundan ayrılmış, silahlı kuvvetlere yazılmış birisiydi. Biz bir sürü göreve gittik. Bir sürü de badire atlattık.
ama aynı zamanda bir sürü düşmana da korku saldık. Bana kendi hayatından bahsederken Ayşe kızımızı anlattı. Ne dedi onun için? Ayşe'nin yetiştirme yurdundan korucu aileye verildiğini, sonra bir müddet sonra tekrardan yurda döndüğünü söyledi. Ayşe'nin gözlerinin içindeki ışıltıyı hiç unutmuyorum Şahin demişti. Onun için bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapacağımı da bir türlü bilmiyorum dedi. Kışladan çıktığımızda bir gün plan yaptık. Ayşe'yi gizliden gizliye destekleyecektik. Ömrümüz vefa verdiği sürece kardeşimize destek olacaktık. Kardeşim o günden itibaren para biriktirmeye başladı. Tabii ben de birikim yapmaya başladım. Neden istemedi kendisini göstermek? Daha önce Ayşe kardeşim iki kere terk edilmişti. Üçüncü bir kaybı yarın öbür gün bir daha yaşamasın diye kardeşim istemedi. Ama maalesef oldu işte. Ne oldu? Kardeşim Mesut canım ciğerim şehit düştü. Ayşe kardeşimiz de bana miras bıraktı. Onun hayatta en büyük hayali Ayşe'nin ileride öğretmen olmasıydı. Ayşe onun hayalini gerçekleştirdi. Ama asıl en büyük hayali Aslı Hanım, Ayşe'nin öğrencilerine ders anlatırken onu izlemekti. Görmek miydi? Evet. Çok görmek istiyordu ama olmadı. Ayşe onun hep yaşam enerjisiydi. Yani hep konuşuyoruz mesela nöbet bittiklerinde, kışta da olsun, dışarıda olsun hep Ayşe'den acaba ne yapabilirim Şahin? Yani bir insan nasıl bu kadar sevebilir? Çünkü aynı acıları yaşamış, evet. Ve onun kayıplarına tanık olmuş. Evet. Aslında onun gözündeki ışığı o yüzden sadece o fark edebilmiş, değil mi? Zaten benim Mesut kardeşim de aynı yurtta yetişmiş. O yurtta büyümüş. Onun yaşı geldiğinde ayrılacağıken sen ikinci kez yurda geri dönmüşsün. İşte o yurda döndüğünde senin halini görmüş. O tabii sırada ki, görüyor evet. Ayşe'yi. Tam o ayrılacakken Ayşe ikinci kez getiriliyor yurda. Aynen aslında. Ve o sırada onun bütün acılarına tanık oluyor aslında. Evet. Çünkü kardeşim de yetiştirme yurdunda büyüdüğü için Ayşe'yi çok iyi anlıyordu. Ve dedi ki o an kendinde ben dedi Ayşe'yi yalnız bırakmayacağım. O gün karar vermiş. O günden beri hep kardeşim elinden geldiğince destek oldu. Hayatını sadece Ayşe kardeşine adadı. İnan sırf senin için yaşadı kardeşim. Ayşe onun hayatta tutunacağı bir dal gibi olmuş değil mi? Ona yaptığı her şey, ona yaptığı bütün özveriler, fedakarlıklar, maddi manevi. Evet. Çünkü kardeşim ailesi tarafından terk edilmiş bir yiğidiydi. Kendisi terk edildiği için seni çok iyi anlıyordu. Aynı duyguları senin yaşamanı istemiyordu. Diyordu ki Ayşe'nin arkasında bir abisi var. Ayşe şu an tabii çok şaşkın ve hiçbir şey söyleyemiyor anladığım kadarıyla. Aslanım. Üçüncü bir kayıp. Aslanım ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Böyle olsun istemezdim. Tanışmak isterdim en azından. Keşke karşıma çıksaydı. Keşke söyleseydiniz. Keşke bir teşekkür edebilseydim. Keşke benim bugünlere geldiğimi görebilseydi. Benim Mesut kardeşim, canım, ciğerim iki ay önce hain teröristlerin kurduğu pusuda şehit düştü. Mesut kardeşim şehit düştü ve cebinden de bu son mektup çıktı. Ayşe kardeşime
verilmek üzere. Sevgili Ayşe, eğer bu mektubu okuyorsan, bilesin ki ben vatan toprağına eklendim. Bu mektubu cebimde yıllardır taşıyorum. Bana bir şey olursa sana versinler istiyorum. Senin aklındaki soruların cevapları ortaya çıksın istiyorum. Sen yurda geldiğinde ben 10 yaşındaydım. Sen beni tanımazsın ama ben seni çok iyi hatırlıyorum. Neredeyse kundakla yurda geldiğin gün gözüm önünden hiç gitmiyor. Çok mutlu bir çocuktun. O kadar saf ve temizdin ki herkesin seni kucağına almasını isterdin. Kucağına alanları da sıkı sıkıya sarardın. Onlara sarılırdın. 2 yıl kadar ben senin ağladığını hiç duymadım. Senin gibi olan bir sürü kardeşimiz daha vardı. Onlar kimi zaman ağlardı. Ama sen hep gülerdin. Ayşe, hayat çok zor. Seni bu zorluklarla karşı hazırlamak istedim. Elimizden geldiğince yalnız olduğunu hissetme istedim. Tuncel abinin evi senin evindir. Hayatta ne zaman dara düşersen evin var Ayşe. Başını sokabileceğim bir çatın var. Benim yokluğumda Şahin kardeşim sana göz kulak olacak. Ayşe, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, yeni nesiller yetiştir. Ayşe hoşçakal. Çok zor biliyorum Ayşe. 3. bir kayıp yaşıyoruz şu anda ve çok acı. Evet, ben kavuşmayı bekliyordum. Kavuşmayı isterdim en azından. Ama şehit olduğu haberini almak beni çok üzdü. Aslanım, müsaadenizle son görevimi yerine getirmek istiyorum. Ayşe, bu Türk bayrağıyla beraber bir sürü şey aldın aslında şu anda, biliyorsun değil mi? Evet aslanım. Artık bu Türk bayrağı sana emanet. Bu bayrakla birlikte aslında koruyucu meleğinin de artık hep yanı başında olduğunu hissetmeye devam edeceksin. İşte bizler yıkılmıyorsak, akşam kafamızı yastığa huzurlu ve rahat bir şekilde koyabiliyorsak, bu vatan evlatları sayesinde. Vatan size minnettar.